Evet, Osmanlı Yatırım'ın sponsorluğunda yaptığımız Borsa Direkt'e hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bugün her zaman olduğu gibi haftanın son işlem gününde Sadık Mazanoğlu ile beraberiz. Sevgili Sadık, hoş geldin. Osmanlı Yatırım yatırım uzmanı. Çok alıştık Merhabalar. artık senin bu yorumlarına, artık bu beklentilerine, çünkü öngörülerine, izleyicilerimize. Biz seni kanal olarak da çok seviyoruz bu arada, onu söyleyeyim hemen yeri gelmişken. Teşekkürler. Sağ olun. Bir de yorumlara tek tek cevaplar yazman da gerçekten çok kayda değer. Bunu da özellikle bunun için de ayrıca teşekkür edeyim izleyicilerimiz adına. Artık ailemizin bir parçası oldun resmen. Bunu da buradan söyleyeyim. Yol arkadaşımız olarak ne dersin? Bu hafta borsa nasıl kapatır? Gene 3900'lerin sonunu bir kere sanki 4000'lere yaklaşıyormuşuz gibi, 3900'lerin üzerinde seyir devam edecek gibi de hava var. Ne diyorsun? Bugün gün sonu itibariyle ne olur ne biter? Beklentilerin neler? Şimdi Sami Bey, her hafta yükselen belirli kademelere geliyoruz aslında endeks bazında bakıldığında. İşte 3600'ü geçemiyordu. Orayı kırdı. Hareket yukarıya ivmelendi. Şimdi 3900 önemli. Dün itibariyle 3900'de bir kapanış yapmıştık. Gün içinde 3942'leri görmüş olmamıza rağmen. Şu an için yine 3900'ün üzerinde seyreden bir endeks var. Genel olarak bakıldığında 3900 üzerindeki seyir bizi psikolojik nokta olan 4000 seviyesine taşır ama oradan daha önemli olan noktamız bizim yukarıda 4180-4200 aralığı. 3900'ün üzerine kaldığı takdirde teknik olarak 4200'e kadar gitme potansiyeli var. Piyasa peki gider mi oraya kadar endeks? Bence gider önümüzdeki dönemde. Ve bu son dönemdeki yükselişin daha sağlıklı olduğunu, bu Eylül ayındaki o sert dalgalanmaların yaşanmayacağı şekilde gittiğini de aslında görüyoruz ve bunu söyleyebiliriz. Neden? O zaman belli bir sektörde bir hareket olmuştu. O sektörde hızlı bir hareket olmuştu. Hep dediğimiz gibi hızlı hareketin düşüşü de hızlı oluyor. Ama böyle arada realizasyonlarla işte bir gün %3 artı yapar, ertesi gün %1 düşer, orada realize edilir, yeni maliyetler oluşur, yeni yatırımcılar gelir ve bu şekilde gittiğinde piyasa sağlıklı olarak yukarıya taşınmış olur. Şu anki hareket buna benzer bir hareket. Normal şartlar altında ekonomik ya da siyasi herhangi bir gelişme olmadığı takdirde piyasaları etkileyebilecek. Dediğim gibi 4200'lere doğru bir hareketi bekliyorum. Genel olarak tabii bir de bilanço dönemindeyiz. Bilanço döneminde de iyi olabilecek hisseler var. Bunlar endeks üzerinde ağırlığı olduğu için bunların da destekleyici bir etkisi olacak. Yurt dışına baktığımızda, şimdi yurt dışında hep bahsediyoruz işte durgunluk, resesyon endişeleri vesaire. Ama sonuçta orada da ekonomik aktivite bir şekilde devam ediyor. Piyasalarda durgunluk ya da resesyon beklentileriyle oluşan satışlar bir yerlerde karşılandı ve buralardan yavaş yavaş yukarıya tepki yapma çabalarını da görüyoruz. İşte S&P'ye bakıyoruz. 3650 önemli bir yerde orayı kırdı. Sert şekilde aşağıya geldi ama ondan sonra tekrar 3650'nin üzerine gidiyor. Önemli bir gösterge olduğu için özellikle onu belirttim. Avrupa tarafına bakıyoruz. Avrupa tarafında enerjiyle ilgili gelişmeler piyasaları son dönemde çok etkilemişti. Şimdi yavaş yavaş bu enerjinin piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin azaldığını da görüyoruz. Yavaş yavaş piyasalar artık buraları böyle sindirmeye ve buralarda bir taban oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor. Şimdi bizde genel olarak bakıldığında işte bu hafta içinde neler yaşadık bir ona bakmak lazım aslında. Hani piyasanın beklediği ve ekonomik anlamda en önemli veri Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Şimdi faiz kararı dün açıklandığında işte 150 bas puanlık bir faiz indirimi yapıldı. Genel piyasa beklentisi 100 bas puandı. Siz 200 bekliyordunuz. Ben 100 bekliyordum. Ortada 150'de buluştuk. 150 bas puanlık faiz indirimin sonrası önümüzdeki dönemde yani Kasım ayında da bir 150 puan indirim olacağını Merkez Bankası hemen hemen ilan etti. Dolayısıyla yıl sonuna gelmeden biz tek haneleri görmüş olacağız. Peki şimdi 150 olması, 100 olması ya da 200 olması piyasada üzerinde bir etki yaratıyor mu? Hayır, yaratmıyor. Neden? Çünkü yıl sonunda zaten 9'a kadar yani tek hanelere düşeceği belli. Onun için piyasada beklentiler satın alınır. Zaten bu piyasada bilinmeyen bir şey olmadığı için dünkü faiz kararı sonrası herhangi bir olumlu ya da olumsuz etkisini görmedik. Kurlar üzerinde de görmedik. Yani normal şartlarda faiz indirildiğinde ne olur? Kurlarda sert bir hareket bekleriz değil mi? Ekonomik verilere bakılarak. Ama bizde bir kuruşluk hareket karar anında sadece yaşadığımız oldu. İşte 18-60-61'lere kadar gitti. Şu anda bakıyorum yine 18-60-59 oralarda geziyor dolar TL kuru. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararından ziyade söylediklerine aslında bakmak lazım orada. Merkez Bankası
Şimdi faiz indirimlerinin yaptığı ve ekonomik durgunlukla mücadele ettiği için bunu yaptığını söylüyor. Kurumun mevcut piyasa gerçekleşmelerinden memnun olduğu da aslında buradan çıkartılabilir. Yeni regülatif düzenlemeler olabileceğini söylüyor Merkez Bankası. İşte makro ihtiyadi tedbirlerle bundan sonraki düzenlemeler devam edecek şeklinde açıklamaları var. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirim kararının çıkması aslında hani ekonomik yavaşlama emarelerinin daha güçlü görünmeye başlamasıyla ilintili olabilir. Bu sürecin yansımalarının bir nevi hani önden yüklemeli indirimlerle hafifletilmesi bekleniyor. Bunu daha önce FED ve Avrupa Merkez Bankası yapmıştı zaten. Tabii bunun enflasyonu artıran bir etkisi önümüzdeki dönemde belki olacaktır. Yani yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya taşıma ihtimali yüksek bu kararların. Bu 27 Ekim'de de enflasyon raporu açıklanacak. O enflasyon raporunda hani oradaki o detaylara tekrar piyasa olarak dikkat kesilecek gibi görünüyor. Şimdi bir yönlendirme mesajı var orada. İşte artan belirsizlik ortamının yumuşatılmasını hedefliyor bu yönlendirme mesajlarıyla. Yani buradaki net mesajlar piyasa tarafından satın alınmış. Dolayısıyla hani piyasa üstünde çok büyük bir etkisinin olmadığını az önce de söylemiştim. Yani burada şu var. Mesela kur korumalı mevduatla ilgili önemli bir nokta var. Orada şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz alt sınır politika faizine bağlı olarak hareket ediyor kur korumalı mevduatta. Yani kur korumalı mevduat politika faizi artı 3 puan. Ve politika faizi bugün 20 olursa bankaların ödeyeceği kısım %23. Bugün politika faizi kaça indi? 10,5'a indi. Artı 3 puan, 13,5 puan bankaların. Eğer kurda bir hareket olursa bu bankaların ödeyeceği 13,5 puanın üzerindeki kısım Hazine ve Merkez Bankası'na bir yük olarak biniyor. İşte Hazine'nin geçen hafta yanılmıyorsam işte 80 milyar lira civarında bir yükü vardı faiz ödemesi. Merkez Bankası'nın yükünü bilmiyoruz. Onun daha fazla olduğu söyleniyor. Yani yıl sonuna kadar 300 milyarı bulacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu Hazine'nin yükünü maalesef ki artırıyor. Ve bu şekilde de devam edecek önümüzdeki dönemde. Kur yukarıya gitmiyor ama benim kurdaki beklentim eğer gerçekleşirse yani yıl sonuna kadar 20'nin üzerine çıkar. Ağır ağır da olsa bu yük bir miktar daha bu şekilde artmış olacak. Genel olarak yani piyasalara baktığımızda endeks tarafında dedik yukarıya hareket devam edecek. Kur tarafına baktığımızda az önce de söyledim. Kurda dolar TL'de ciddi şekilde baskılanma devam ediyor. Dolaylı ya da doğrudan burada piyasaya müdahaleleri biz görebiliyoruz. 18-60'larda kalıyor ama bu gerilen yay gibidir diyorum. Hep her seferinde söylüyorum bunu. Bir şekilde kur gittiği zaman da hızlı hareket edecek. Ama burada ekonomi yönetiminin seçimlere kadar bu şekilde baskıyla bunu kuru bu seviyelerde tutma ya da ağır ağır hareket etmesini sağlama gibi bir düşüncesi olduğu da net şekilde görülüyor. Bir de şöyle de bir durum var. 2021 Aralık ayında o kur işte 8 liradan 18 liraya giderken o sırada hani hızlı harekete hemen bir aksiyonla müdahale edilememişti. Şimdi önümüzde bir örnek de olduğu için hani kuru baskılamak, işte kurdaki o hareketin hemen önünü almak anlamında bir tecrübesi de var ekonomi yönetiminin. O nedenle hani yukarıya gitmesi, şu aşamada belki hızlı yukarıya gitmesi biraz zor gibi görünse de ben ağır ağır da olsa 20 liranın üzerinde yıl sonuna kadar bir dolar Türk lirası kurunu bekliyorum. Bu ortamda dolar Türk lirası kalmışken ve yurt dışında da işte faizlerde yükseliş, işte Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımları devam ederken işte orada tahvil fiyatları, tahvil faizleri çok yükseliyor. 10 yıllıklar 4'ün üzerinde, 2 yıllıklar 4.60'ları gördü Amerika'da. Yani 2 yıllıklar 10 yıllıkların daha üzerinde şu anda faizler. Böyle bir ortamda hem emtialardan hem de kıymetli madenlerden ciddi bir kaçış oldu o tarafa doğru. Buyurun Sami Bey. Dolardaki yükselişin engellenmesinden dolayı bir gerilme var. Ama ne zamana kadar bu gerilme devam edecek? Hangi makro ihtiyati tedbir bunu bu kadar tutmaya yeterli olacak? Orada büyük bir de belirsizlik ve bilinmezlik var diyebilir miyiz? Çok doğru. Ben şunu söylüyorum hep. Seçime kadar bu şekilde işte dediğiniz gibi makro ihtiyati tedbirlerle ya da doğrudan ya da dolaylı müdahalelerle dolar TL kuru tutulmaya çalışılabilir. Ama seçim sonrası ciddi bir ekonomik politika değişikliğine geçilebilir. Sonuç ne olursa olsun mevcut iktidar devam ederse de bu ekonomik uygulamalardan, politikalardan bir vazgeçiş, dönüş, farklı ekonomik politikalara geçiş söz konusu olabilir. Zaten eğer iktidar değişirse, diyelim ki muhalefet iktidara geldi, o zaman zaten farklı bir ekonomik politika izlenecektir. Dolayısıyla evet. Bu şu anda çok sürdürülebilir değil bana kalırsa. Ama seçime kadar bu şekilde idare edecek. Peki dolar cephesi böyleyken ve piyasalarda böyle bir gergin bir bekleyiş varken, üçüncü çeyrek bilançolar açıklanmaya başlandı. İşte Aselsan'la başladık. Ve üçüncü çeyrek bilançolarda sektörel bazda baktığımız zaman nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Nasıl bir bilanço bizi bekliyor üçüncü çeyrekte şirketlerde?
Yani şimdi bilanço sezonu başladı. İşte solo finansallar için 31 Ekim'e kadar, konsolide finansallar için de 9 Kasım'a kadar bilançoları bekliyor olacağız. Konsolide bankaların finansalları için de 21 Kasım son tarih. Bilançolarda genel olarak sektörel bazda bakacak olursak Sami Bey, bankacılık sektörünü ele alalım önce. Fonlama maliyetinin net faiz marjını baskıladığını görüyoruz aslında. TÜFE'li tahviller var bankaların elinde. Bu tahvilleri, TÜFE'li tahvilleri fazla olan bankaların karlılığını arttırdığını görüyoruz. Tabii bankalar, yani komisyon anlamında falan herhangi bir olumsuzluk yok bankalarda. Yani karlılıklarını etkileyen önemli bir etken. Ancak burada komisyon gelirlerinin yanında bu maaşlarda yapılan enflasyon düzeltmeleri, emekli maaş promosyonları gibi bazı gider kalemleri bilançoları belki bir miktar baskılıyor. Ama genel anlamda olumlu beklediğimiz bankalar Garanti Bankası, Yapı Kredi, Halkbank ve Akbank. Bu bankaların bilançoları geçen dönemlere göre iyi gelmesi bekleniyor. Olumsuz gelmesi beklenenler Vakıfbank ve Albaraka. Çok fazla değişiklik olmaması, yani ne tür beklentiler dahilinde olan bankalarsa TSKB ve İş Bankası. Yani genel olarak bankacılık sektörü kötü değil ama iyi ve kötü olanları bu şekilde belirtmiş olalım. İyi gelecek sektörlerden bir tanesi havacılık. En güçlü çeyrek her zaman için havacılıkta 3. çeyrektir. Neden? Çünkü yolcu sayısındaki artış ve mevsimsellik desteği hep buralarda yansır. Hava yolları ve Pegasus 3. çeyrek sonuçları muhtemelen iyi gelecek. Orada da devlet hava meydanlarının açıkladığı rakamlara bakıyoruz aslında. Şimdi 3. çeyrekte hava yollarında Türkiye'de bu sene yolcu sayısında %22'lik bir artış var. Türk Hava Yolları'nın yolcu artışı %40'lara yaklaştı. Pegasus'unki %17'lerde falan kaldı. Bir de hava yollarının şöyle bir avantajı var, Türk Hava Yolları'nın. Fonksiyonel para birimi Amerikan doları. Dolayısıyla buradan da artı yazıyor. Ama Pegasus'unki euro. Pegasus orada biraz kur farkından dolayı zarar görüyor. Ama yine de bu doluluk oranları, işte faaliyet karı anlamında herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Havacılık sektöründe hem Türk Hava Yolları'nda hem Pegasus'ta hem de TAV Havalimanları'nda olumlu bir beklentimiz söz konusu. Petrokimya tarafına geçecek olursak sektörel bazda, burada petrokimyada Tüpraş'ı çok beğeniyoruz. Özellikle dizeldeki o ürün marjlarındaki artış Tüpraş'a olumlu yansıyor. Yani şu anda 370-75'lerde olan Tüpraş'ın fiyatının önümüzdeki dönemde biz 400 liranın çok rahat üzerine çıkabileceğini ve 2023 yılının Mayıs ayına kadar işte 60-70 lira civarında temettü verebileceğini düşünüyoruz hisse başına. Dolayısıyla o Tüpraş'taki olumlu beklenti, bilanço bazlı olan olumlu beklentimiz devam etmekte. Yani mesela burada petrokimya tarafında Petkim sorusu geliyor. Petkim'de de aynı şekilde olumlu şeyler söyleyemiyorum. Petkim'de ana faaliyet performansı 3. çeyrekte bu etilen nafta yayılımındaki marjlar dolayısıyla biraz düşük kalacak gibi. Yani o nedenle petrokimyada Tüpraş'ı özellikle belirtmek gerekiyor. Enerji tarafında enerji şirketlerinin neyle nasıl üretim yaptığına bakmak lazım. Çünkü biliyorsunuz enerji maliyetleri var. Siz elektrik üretiyorsunuz ama doğalgazla üretim yapıyorsanız doğalgaz fiyatlarının artması sizin maliyetinizi artırıyor. Dolayısıyla o karlılığınızı baskılar. Ama burada biz enerjiler içinde Aksen'i, Aksa Enerji'yi özellikle belirtiyoruz. Aksen biraz daha ön plana çıkacak diye düşünüyoruz. Gıda perakendesine gelirsek burada personel maliyetlerine rağmen gıda perakendesinde işte ciddi personel maliyeti artışı oldu. Ama yüksek gıda enflasyonu nedeniyle güçlü ciro artışları var orada. O ciro artışları dolayısıyla net karlarda da ciddi bir artış söz konusu olabilir. Bu anlamda BİM, Migros ve ÇOK'u öneriyoruz. Özellikle BİM ve Migros tarafı oldukça olumlu gelebilir diye tahmin ediyoruz. Hemen buradan gıdaya geçelim. Gıda tarafında da Anadolu Efes orada. Rusya'da giderek iyileşen karlılık dolayısıyla geçmiş dönemlere göre iyi bir bilanço açıklayacak. Bu Bire grubunun yüksek FAVÖK karlılığı orada karlılık tarafına bir etki yapabilir. O nedenle Anadolu Efes olumlu. Aynı şekilde aynı grubun hissesi olan Coca-Cola'da da önümüzdeki dönemde bilanço anlamında olumlu bir yansıma görebiliriz diye tahmin ediyoruz. Otomotiv tarafında zaten Ford ve Otokar iyi kar açıklayacak. Neden? Çünkü otomotiv şirketleri genel olarak yurt içindeki satışlarda herhangi bir bozulma yok. Yani ihracat tarafında biraz sıkıntı yaşadılar ama yurt içi satışlarında bir sorun yaşanmıyor. Tabii orada bir miktar maliyet artışı olabilir ama otomotiv şirketlerinde de genel olarak beklentiler olumlu. Şimdi holdingler içinde hep Koç'la Sabancı'yı söylüyoruz. Koç'la Sabancı'yı söylememizin nedeni holding tarafında. Şimdi Koç'un karlılığa etki eden Tüpraş ve Yapı Kredi gibi iki tane şirketi var, iştiraki var. Bunlar olumlu olacak. Bunun yanında Sabancı'nın da elektrik üretim yapan, borsada halka açık olmayan enerji şirketleri var.
ama elektrik üretimi yapan. Yani EnerjiSa'yı kastetmiyorum. EnerjiSa elektrik dağıtımı yapıyor. Elektrik üretimi yapan diğer şirketlerin, halka açık olmayan şirketin karlılığı, aynı zamanda Akbank'ın karlılığı olumlu yansıyacak ve Koç ve Sabancı zaten fiyat olarak da düşük. Karlılık da iyi geldiği için önümüzdeki dönemde biraz daha performans anlamında iyi olur diye düşünüyoruz. Sağlık tarafına baktığımızda orada finansal borç yükünü azaltmasını beklediğimiz Medical Park var. Orada biraz ayrışmasını bekliyoruz sağlık sektöründe. Şişecam'da hem kur artışı hem enflasyon farkını fiyatlarına net şekilde yansıtıyor. Yani enflasyon farkını fiyatlara yansıtıyor. Kur artışından da ihracat yaptığı için kur artışından da olumlu bir bilanço açıklayacak. Şişecam'da iyi. Bunlar genel olarak iyi şirketlerdi. Bir de kötü gelmesini beklediğimiz ya da hani geçen senelere göre çok ciddi karını artıramayacağını beklediğimiz hisseler var. Onlara gelecek olursak mesela beyaz eşya sektörü. Beyaz eşya sektöründe Arçelik ve Vespe. Şimdi bunlarda şöyle bir sıkıntı oldu. Hem ham madde maliyeti hem talep düşüşü. Yani yurt dışındaki daralmanın etkisiyle talep düşüşü. Bir de euro dolar paritesi de geriye geldiği için bundan da etkilendiler. Özellikle ihracat yaptıkları için. Dolayısıyla bu beyaz eşya sektörü beklenenin altında kalabilir bilançolar. Ereğli Kardemir burada hem yüksek baz etkisi var hem de 3. çeyrekte gerileyen fiyatların etkisiyle yıllık bazda hem FABÖK tarafında faiz vergi öncesi kar tarafında hem de net kar tarafında bir daralma bekleniyor. Dolayısıyla o tarafta çok iyi gelmeyecek gibi görünüyor. Telekomünikasyonda işte Türk Telekom çok iyi gelmeyecek muhtemelen. Ülker var ana hisselerden. Bunun da bilançosunun çok iyi gelmesi beklenmiyor. Bir de son dönemde çok sorulan Kordsa vardı. Kordsa'da da artan enerji ve personel maliyetleri var. Bir de azalan talep var. Aynı beyaz eşya sektöründe olduğu gibi. O nedenle çeyreklik bazda yine ciddi bir şekilde marj daralması yaşayabilir. Orada da çok olumlu bir bilanço beklentisi yok. Yani genel olarak sektörler ve hisselerle ilgili bilançolarla bunları söyleyebilirim Sami Bey. Rusya'dan çok fazla fiyatı ucuz demir çelik girişi bizim demir çelik sektörü başta Ereğli olmak üzere bilançolarına olumsuz yönde yansımaz mı? Tabii olumsuz yansır çünkü satışlar etkileniyor. Zaten o kar daralmasının nedeni az önce bahsetmiş olduğum o net kar daralmasının nedeni de aslında bunlardan birisi. Peki son olarak ons altında noktalayalım istersen. Ons altında ne olur, gramda ne olur? Gram zaten her iki türlü de besleniyor. Hem dolardan hem onstan beslenen bir gram altında söz konusu. Programın başında konuştuk. Amerika'da 2 yıllık faizlerin 4.60'lara kadar yükseldiğini söyledik. Genel olarak zaten işte 10 yıllık, 5 yıllık ve 2 yıllık hepsi 4'ün üzerinde şu anda. Şimdi böyle bir ortamda tahvil faizleri artarken kıymetli madenlerden ve emtialardan bir kaçış oluyor. Böyle bu durumda işte altının onsu da şu anda 1620 dolarlara kadar geri çekilmiş durumda. Geçen haftaki programlarda da hep şunu söylüyorduk. Faizlerin yüksek olduğu dönemde yukarıya doğru ataklar zayıf kalıyor. 1700'ün üzerinde kalıcı olamaz demiştim. Yine aynı düşüncedeyim. Yani yukarıya hareketler olabilir ama 1700'ün üstüne çıkamaz. Ama 1600'ün altına da gelmesini ben çok fazla beklemiyorum. Gelirse bile çok böyle şey olur, anlık olarak düşüşler olur. 1600'lerden aldığı tepkiyle yani 1650-1700 arasında ons altın tarafındaki hareket, o yatay band bence devam eder. Çünkü 1600'ün altına gelmesini şundan beklemiyorum. Altının bir çıkarma maliyeti var. Belli seviyenin altına geldiğinizde dolayısıyla üretim azalıyor. Üretim azalınca yani arz miktarı azalınca fiyatlar yükseliyor. Yani o denge noktasına ulaşıyor. O nedenle 1650-1700 aralığında yatay seyrin bir süre daha devamını bekliyorum. 1700'ün üstünü kısa vadede beklemiyorum. ama orta uzun vadede 1900-2000 dolar seviyelerine olan hareket bence devam edecektir orada. Evet, Sadık Mazanoğlu çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumların ve katkıların için Osmanlı Yatırım'ın katkılarıyla yapıyoruz sevgili arkadaşlar bu programımızı. Sadık Bey de bize her hafta sağ olsun hem borsayla ilgili hem de piyasalarla ilgili görüş ve önerilerinde, değerlendirmelerinde bulunuyor. Hepinize iyi ve güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. 200 bine az kaldı. Beğeni yapmayı da unutmayın. Bunlar algoritmik olarak bizi daha üst sıralara taşıyor. Bildirimlerimizi de açalım. Açalım ki biz başladığımızda siz de haberdar olun. Sadık Bey çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları efendim. Rica ederim. İyi hafta sonları.